Efendim Güldür Güldür Şov'a hoş geldiniz. Karşı cinsi, yani karşınızda hoşlandığınız insanı etkilemek için ne tip yollar kullanırsınız? Var orada bir hanımefendi var bak. Etkilemeyi bilmiyorum ama etkilenmeyi iyi biliyorum diyeyim. Eşinizden tabii. Evet, sesi çok güzeldir. Sesi yani güzel. Beni ilk önce etkileyen o oldu mesela. Ne yaptı peki, balkonun altında serenat mı yaptın ha? Hayır, ilk buluşmada şarkı söyleyip evlenme teklif etti. Birinci buluşmada. Zaten ilk buluşmamız komikti. Ha, nasıldı? Çünkü konuştuk, 6 ay sonra geldi. Yani buluşmaya karar yani verdik. Yani ses mi 6 ay sonra geldi? Ben... Kendisi 6 ay sonra gelebildi sağ olsun. Yani ben İstanbul'daydım, o Zonguldak'taydı. 2 günde telefonlaştık, evet dedirtti ve 6 ay beni bekletti. 6 ay sonunda geldi, bir şarkıyla 7 yılı bitirdik, 7 yılda evlendik. Demek şarkıyı hazırlıyorsa o sırada doğru, doğru şarkı aynen, çok önemli. Aynen. Şan dersi falan bayağı şey oldu. Yalla, peki konuşma sesi mi, şarkı söylemesi mi? Konuşma tonu zaten güzel. Hani öyle kaba bir insan da değil çok şükür. O yüzden evlenmezdim yoksa. Evet. Ama yani ses Emrah bir, o iki diyeyim benim için. O kadar yani. Pardon. Sıralamayı bir daha alabilir miyim efendim? Yani şarkıcı Emrah bir. Bir Emrah. Bizimde. Turgut Çelikbaş iki. Tarzı da böyle Emrah tarzı mı? Ya aynı o diyebilirim. Çok gülmez. Bir şey söylersin 10 dakika sonra tepki verir. Öyle yani. Emrah da öyle diyorsunuz şimdi. Ağır abi, ağır abi. Direkt yani ağır abi. Beyefendi bayağı koltuğun rengini aldı şu an. O zaten buraya bana gelirken dedi ki, kız kardeşinle git dedi. Niye dedim, ben korkuyorum dedi. Peki beyefendiye verelim mikrofonu. Merhabalar öncelikle. Merhaba, ayağa kalkabilir misiniz kameralar görsün? Evet. Niye 6 sene sonra gittiniz? Bizim oranın kışları biraz uzun oluyor. Öyle, sadece öyle. 6 sene kış, 6 sene yaz herhalde orada. Aynen öyle. Peki, ilk görür görmez evlenme teklif etti diyor. O nasıl oldu? 6-7 ay konuştuk zaten. 6-7 ay kadar konuştuk. İstanbul'a geldiğimde teklif ettim. Ben öyle. Anlayacağımı anladım diyorsunuz. Anlayacağımı anladım. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, çok mersi. Herhalde işin en önemlisi doğal olmak. Kendi artılarınızı, eksilerinizi dürüstçe göstermek. Biz bunu böyle savunduk. Bu skeci de böyle işledik. Bakalım haklı mıyız, haksız mıyız? Görelim efendim, buyurun. Geceydi işte gözlerin. Gece gibi karanlıktı ve evet, karanlıktı gece gibi gözlerin. Yani siyah demek istiyorum. Evet, siyahtı. Siyahtı işte be! Bana bakınca aydınlanıyordun ama ben çoktan ıraktım sana. Irak olmuştum sensizliğe. Pişkindim. Şiirim bitmişti. Bravo. Bravo. Ya yemin ediyorum, yemin ediyorum evrendeki varlık nedenimi sorguladım. Ve nedenimi buldum. Ben senin için varım Bilal. Herhalde be salak. Biz onun için buradayız. Onun imgelemine oturmak için.
Sana ilham kaynağı olabildiysek ne mutlu bize ey şiirlerin efendisi. Duruşu bile şiir gibi kısa ama öv. Yeter artık. Övmeyin beni. Uzaksıyım ben övülmeleri. Ben sana bakarım ama görmem seni. Sende yarattığım beni görürüm. Bir çocuğun sessiz çığlıkları gibi. Anne bitti deyişi gibi. Adın ne senin? Benim adım mı? Mehtap. Mehtap. O zaman bu şiir sana gelsin Mehtap. Senin adın ne? Mesut. Mehtap. Mehtap da adın. Ayşe değildi. Fatma zaten hiç olamazdı. Abdullah'la uzaktan yakından alakası yoktu. Mehtaptın. Mehtaptın işte be. Ay. Bravo, bravo. Müthiş. Bravo. Ya size yemin ederim imamın kulağıma ilk adımı fısıldadığı ana gittim. Bu sözleri sırtıma dövme yaptıracağım. Hadsiz! Sen kim oluyorsun da benim şaheserimi o sıradan vücuduna yazıyorsun ha? Çabuk gel ve özür dile benden. Ay çok özür dilerim. Bilmeden oldum. Allah istemeden sana çok özür dilerim. Tamam ağlama, sarıl bana deli. Yeter be, çekil şimdi. Şimdi git ve sende yarattığım duygusal çalkalanmayı irdele. İrdelemek. İrdeleyiş. Bunu daha sonra kullanacağım. Üstad, siz dinlenirken müsaadenizle amatörce yazdığım bir şiiri okumak istiyorum. Hep sizi düşünerek yazdım. Beni düşünerek mi yazdın? Evet. Ürkütücü. Ama haklısın. Hadi gel oku. Saat kaç bilmiyorum. Bir tren garında bekliyorum öylece. Zaten sensiz hayat hep öylece. Sensizliğin bir adı yok. Sensizliğe seslenemiyorum. Saat kaç bilmiyorum. Hava soğuk. Adını düşünmek bile ısıtıyor beni. Saat kaç? Saat 10. Bunu bilmemek imkansız. Şimdi çekil. Çekil işte be. Benim şiir gecem, ben okuyacağım. Şiirimin adı bunu buraya takmak. Evet. Şiirimin adı Keşmekeşlik. Keşmekeşliktin sen. Keşme değil, leşliktin. Hem de... Vay falan filan, inter milan, kızlı ortam, kızları kes. Ya ne yapıyorsun sen be? Sustursana şu müziği. Tamam vızıldama, kes. Ne dalıyorsun şiir dinletimin ortasına? Müdür, hayırdır? 5 kilo yapmıyorsun, 7 kiloluk atar yapıyorsun. Ortam biraz hızlansın dedim ya. Baksana kimse gelen giden yok. Ne iş, ne ayak? Ne ayak ya? Ben mekan sahibine 100 lira verdim. O da benim şiir dinletimi kabul etti. Anladın mı? Anladım. Mekan sahibine verdin de bizi de göreceksin başkan. Biz burada çay başına hesap alıyoruz. Ne yapacaksın? Kervanları düzeceksin, cüzdanları üzeceksin. Siparişleri alayım. Biz buraya karnımızı değil, ruhumuzu doyurmaya geldik. Sen kim oluyorsun da bize engel oluyorsun? Basmışım amino asidi, hayvan adam olmuşum. Adım İsmail Güzel Bayan. Kaynaktepeliyim. Vücudumdaki yağ oranı %3, genel kültürüm %5. Taş gibiyim. Böyle ruhani bir mekanda böyle bir garson, pişmiş aşa su katmak bu. Senin de elmacık kemiğinin üstüne bir tane burun katmışlar. Biz bir şey diyor muyuz başkan? Aa yeter ama artık ya. Siz Bilal Bey'in konsantrasyonunu bozuyorsunuz. Bak konsantrasyon dedin. Hay o ağzını öpeyim. Birazdan öpeceğim. Bak bu konsantre meyve suyu gibi. Sana su katınca sen büyüyor musun müdür? Bana bak. Şiir dostlarımın başından hemen çekil. Hadsiz adam. Hadsizsin işte be. Ben de diyorum bu hızar sesi nereden geliyor ya? Sen demek kızları kesiyorsun ha? Güzel ortam yapmışsın. Şiirle mi yürüyorsun kızlara? Ya ne alakası var? Ben asla şiirimi böyle sığ şeylere alet etmem. Ben kadınlarla olmam. Onların hayaliyle olurum. Sapsın yani. Siz muhatap olmayın onunla üstad. Şu saçlara bak, trol bebekler gibi. Siz yalnızca şiirinizi okuyun ve şiirinizle silin onu bu mekandan ve zihinlerimizden.
Başkan sen de bu iceberg'in görünmeyen kısmını bir sil ya. Ne olmuş buralara? Vay be. Burun deliğine bak. Benim odadan büyük burun deliğin var başkan. Üstad, şiirle onu. Göster ona gününü. Göster boyunun ölçüsünü üstad. Ya boyunun ölçüsü dedin de gerçekten bir ayağa kalktı boyunu görelim. Bir metre var mısın sen? Kaç santim senin boyun? Sen şimdi görürsün boynumun ölçüsünü. Yürüyordum sokaklarda. Kar yağıyordu apansızca. Birden seni gördüm karşımda. Yemiş gibi 500 voltu içim titredi. Titredi işte be! Bak bu havalar kurender yapar tamam mı? İçlik giyeceksin, kasları yormayacaksın. Görmüyordum ben bu adamı. Ne görecektim ki be? Sen zaten kimsindi ki? Kimsindi sen? Konuşuyordun öyle saçma sapan ama kasların biraz iriydi. Yaklaştıkça tırsıyordum. Bırakıyordum ılık ılık. Ama görmüyordum seni. Görmüyordum işte be. Görmek için balık yiyeceksin. Basmışım fosforu dürbün olmuşum. Kızlar gelin isterseniz sizi emin önüne götüreyim. Balık ekmek ısmarlayayım. Güzel bayansınız. Her türlü ısmarlarım. Güzel miyiz biz? Vallahi var ben söyleyeyim. Ben güzelden anlarım. Hop falan filan libidom tavan. Resmen değer görüyoruz şu anda. Ya yeter be yeter. Yeter. Sen kimsin? He? Sen buraya ait değilsin anladın mı? Bize layık değilsin sen. Defol buradan. Çekil defol. Hey! Oğlum benim senin kadar dumbbell'ım var lan. Her gün 50'şerden 5 set basıyorum. 10 yumurtanın beyazını yiyorum, sarısını martılara atıyorum. Nasiplensin yavrucakta. Seni de martılara atayım mı? Abi ne olur abi ya. Üstad'la böyle konuşamazsın. Senin defterini dürerim bak. Gel bakayım dürdane. Hoppa! Sen ne de güzel var ya böyle bacak çalışılır ha. Hoppa! İmgelemimi tersten gördüm ve sarsıldım. Kızlar, alırım bir yanaktan bir makas. Ya ne yapıyorsun ya? Yapma böyle şeyler. Salak mısın nesin ya? Al al ya da al. Çok tatlı kızım bu. Al al. Kızlar, bana bakın. Etkilenmeyin şundan. Vallahi çok pis küserim size ha. Müdür küsmeyeceksin bak. Eğlendireceksin, güleceksin. Hele kızlara küsmek değil, gülmek yakışır. Gelin bisepslerimin gölgesinde ferahlayın. Issız bir limana demir almış. Küçük bir tekne gibi hissettim şu an kendimi. O küçük tekne bendim. Küçüktüm. Tekne de olurdum sizin için. Falandı, filandı, Inter Milan'dı. Oğlum sen demin bir şiir okumuştun, hoşuna gitmişti. Neydi o? Saat kaç bilmiyorum. Saat kaç? Hiç bilmiyorum. Saat 10 dedim ya ben sana. Başkan boş ver bu işleri. Bak siz birbirinize çok güzel uydunuz. Aslında birbirinizi tamamlıyorsunuz. Sen şimdi buna biraz boydan, biraz da burundan ver. 10 numara olursunuz ha. Neydi kızlar? Falan filan, Inter Milan. Taş gibiyim. Hadi balık ekmek yiyelim. Gitmeyin. Gidiyorlardı. Gidiyorlardı, arkalarına bile bakmadandı. Olsun üstad, ben buradayım. Edebi sohbetler, düssel açılımlar için tam da buradayım. Ya çekil sen de be! Ben kızları istiyorum, kızları istiyorum işte! Sen daha önce niye söylemedin bana üstad? Ben kızların kankasıyım. Mahallede 7 güzel kızın en yakın arkadaşıyım. İstersen seni tanıştırabilirim. Mesut. Mesut'tu adın. Mesut etmiştin beni. Mesude olurdun kız olsaydı. Çünkü o yüzden Mesut... Hadi hadi gidelim şu kızları bana ayarla ne olursun. Hadi hadi. Efendim biz stresli bir iş ortamı inceledik. Sizler için hazırladık. Bakalım ne oluyormuş izleyelim. Buyurun. Kapı mı çalıyor? Evet. Buyurun. Merhabalar Şevket Bey. Ben iş görüşmesi için gelmiştim. Adım Hüseyin. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk ya. Buyurun.
Kıymet ver altına. Buyurun, 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 buyurun. Aman buyurun, efendim, estağfurullah. Buyurun, 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 buyurun. Nasılsınız, nasılsınız? Buyurun. Sağ olun, sizler? İyi, sağ ol. Çok şükür işte çalışıyoruz. Buyurun. Ben şimdi uzun bir süredir işsiz olduğum için artık vallahi sokaktaki ağaçlara bile CV'mi bırakır oldum. Çok sağ olun, var olun, beni çağırdınız. Buyurun böyle CV'm. Ama ben şeyi, detayı bilemedim. Hani benim bu şirkette hangi pozisyon için çağırdınız bilmiyorum ben. Kompozisyonda. Ya pozisyonun ne önemi var Allah aşkına? Mühim olan beraber çalışabilmek Hüseyin Bey. Mühim olan beraber çalışabilmek. Evet. Oo, özgeç, muhteşem bir özgeçmiş. Siz ne iş olsa yaparsınız vallahi. Ya insanın hobisi fax çekmek olur mu? Bu nasıl bir şey? Çok güzel ya. Ben bu insanı sınayamam efendim. Ben sizi işe alıyorum. İşe alındın mı? Evet. Peki diğer detaylar falan? Ya onlar basit, o ufacık ufacık detaylar, onlardan bir şey. Ben size helalinden 10.000 lira veriyorum. Nasıl? Ayda. Beylikdüzü'nde. İstersen ayda da veririz. Ha. Bir mekiklik mesafe. Bugün çok iyi, bugün çok iyi. Kombo yapıyorum, üst üste espri. Bravo, bravo. Güzel, güzel. Yani tabii para falan güzel de hani pozisyon ne onu bilmediğim. Sen beğenmedin, parayı beğenmedin ya. Ha? Ya bu pozisyon için ben sana 20.000 lira veriyorum. Şevket Bey kurban olayım, bu nasıl bir pozisyon? Ya... Sen ne pazarlıkçı bir adam çıktın ya, ha? Sana 25.000 artı ev, artı araba, artı yol, artı at veriyorum. Ne diyorsun? Nereye imzalıyoruz? Şurayı imzalayalım. Yalnız 100.000 lira gibi bir tazminat olacak eğer işi bırakırsan. Bu işi bırakırsam zaten ben istediğim pozisyona sokabilirsiniz yani. Sıkıntı olmaz. Güzel. Ne zaman başlıyorum işe? Efendim, hemen bugün başlıyorsunuz. Çünkü birazdan çok önemli bir toplantımız var ve sana çok ihtiyacım var. Çünkü sen benim için çok değerlisin Hüseyin. Şevket Bey. Arkadaşlarım ve ben... Efendim, pardon. Kapıyı çalmış mıydınız acaba? Hayır. Onu bir çalarsak. Tabii. Arkadaşlar, kapı. Çünkü bizim kurumsal bir şirket. Onun için... Kapı mı çalıyor? Evet efendim. Kapı mı çalıyor? Kapıyı çalıyorum ben. Buyurun, kapı çalıyorsa buyurun. Buyurun. Şevket Bey. Hoş geldiniz. Ben kapıyı çaldığınızı duydum. Arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Uzun zamandır aradığımız o elemanı bulduk Hüseyin Bey. Ay! Vallahi nur topu gibi. Nur topu gibi. Ay ben seni yerim. Oy. Her yerini yerim. Nur topu gibi. Nur topu. Maşallah. İyi oldu. Yavaş. Şevket Bey, imzayı da attığıma göre gerçekten hani ne iş yapacağımı öğrenebilirsem. O kadar meraklı ki seni sersem ya. Çok tatlı değil mi bu çocuk? Çok tatlı. Sevgili, çok değerli iş arkadaşlarım, canlarım. Toplantımıza başlayabiliriz. İbrahim Bey, buyurun. Tabii. Sizden başlayalım. Şimdi Şevket Bey, geçen ayın raporlarını, bu kırmızı dosyayı ben size getirmiştim. Ama siz göz atmış olabilirsiniz. Ben size şimdi bilgilendireyim efendim size. Lütfen. Şimdi efendim, biz ekip olarak geçen ay kotamızı dolduramadık. Sizi ciddi miktarda zarara uğrattık. Servetinizden bayağı bir gitti. Efendim, ne kadar içeride olduğumuzu şöyle tarif edeyim. Magmaya ulaştık. Olsun çocuklar ya. Canımız sağ olsun ya. Ne yapalım? Ne kadar tatlı bir adam ha kız. Sana mı sordum lan tipsiz? Biçimsiz, şekilsiz, manyak! Sana mı sordum? Sana mı sordum ben? Sana mı sordum Allah Allah? Senin yapacağın iş kafan gibi aynı. Etrafı geniş, içi boş. Patates kafa, mumbar. Don nesli. Ne oluyor ya? Ben ne yaptım ki? Hüseyin Bey, kusura bakmayın. Az önce biraz sinirlendim. Kendimi tutarım. Evet arkadaşlar, işimize devam edelim. Buyurun canlarım. Değerli efendim, geçen ay benden başaklarla ilgili bir çalışma arzu ettiniz. Ben de uygun vaşaklarla uygun bir biçimde çalışma yaptım. 5 ay hırpalandıktan sonra vaşak eğitim listem aynı bu şekilde tamamlandı efendim. Yeter Hanımcığım ya. Ben o evcil vaşak işinden vazgeçtim. Ama ben onu size söylemeyi unuttum ya. Yani
sizinle bu kadar da yordum siz ama biraz vaşak geçiyormuş gibi oldu ama. Kusura bakmayın, yani kızmadınız değil mi? Efendim, ne demek? Canınız sağ olsun. Bunlar olacak şeyler, hiç önemli değil. Vallahi bravo ha. Çalışkan kadınmış, hiç şey yapmadı, dert etmedi. Sana ne oluyor? Sen kimsin? Sen nesin lan tip? Sen kim oluyorsun ya? Sen niye karışıyorsun? Fesleğen, yırtık don, lastik çorap, aptal suratlı, pis canavar solucan, yaratık aptal mandal, deve fil, inek, aygır, öküz, çıyan, su yılanı, cincaplar, aptal kravat. Hayır, sessiz iki tane de tokat atın. Yani bu nedir ya? Bu niye herkes bana söylüyor? Ben anlamadım ki. Efendim, çünkü sen topsun. Ne topu? Stres topu. O nasıl? Senin görevin buradaki insanların, çalışanlarımızın stresini almak. Efendim, size stres atıyoruz, sonra da mutlu mutlu çalışıyoruz. O neymiş ya, ben bu böyle iş mi olur ya, ben çalışamam ya, kusura bakmayın arkadaşlar, ben istifa ediyorum. Şey var ya, tazminatlar alırım 100.000 liranı. En son yüzüme sövüyordunuz. Evet Hüseyin Bey, artık işi anladığınıza göre yarın sülalenin tam listesini bana bir... Ya... Getirir. Sülale yani... En azından uzaktan akrabalar olsa. Olur, olur. Evet, kaldığımız yerden devam edelim sevgili arkadaşlarım, canlarım, biliciklerim. Mesut Bey, bu geçen ayki Kıbrıs sevkiyatı ne oldu? Şevket Bey, gemiyi ben Kıbrıs yerine Kanada'ya yollamışım. İkisini çünkü karıştırıyorum hep. Kızmadınız değil mi? Ben bir lavaboya kadar gidim gelin. Hüseyin! Hüseyin'e getirin bana! Hüseyin'e getirin bana! Hüseyin! 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 Ya bir iki dakika gerçekten tuvalete gidecektim ya. Ya bir dakika. Ama bu nedir ya? Böyle mi? Mal! Organik gerizekalı! Senin tipine sektireyim! Balıklı feslen! Oh. Antikunti feslen! Antikuntiyi sektireyim seni! Cibriğine zat çürt çürt yaptırttırdım seni! Oh, sülaleni senin laleliyim! Tamam, bırak artık! Ay! Ben Hüseyin Bey'i çok sevdim. Hiç küfür ayırmıyor. Hepsini yiyor. Evet, buyurun Hüseyin Bey. Evet, evet. Değerli arkadaşlarım, canlarım. Toplantımıza devam edelim. Mehtap Hanım, şirket olarak küçülmeye gittiğimiz için... Ya gitme küçülmeye! Ne gidiyor küçülmeye? Gitme küçülmeye, normal durum işte. Kovuldun mu? Gerçekten şirket olarak küçültmeye gidiyoruz. Heh. O yüzden şirketin üst katını öğrencilere kiraya verdim. Odanız değişti. Nereye taşındım ben peki? Çay ocağına. Ha! Buna da şükür, ne yapalım? Yalnız çaycımız sizin kadar anlayışlı çıkmadı ve bu duruma isyan edip istifa etti. O yüzden artık çaycılığı da siz yapacaksınız. Ulan Allah, kadınmış ya hele. Evet, evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve son olarak geçen ay şirketimiz zarara uğradığı için maaşlarınızı kesiyorum. Allah seni belanı versin. Hadi hayvan. Sen kimsin lan? Ya, kimine sattın? Sen gelin bari. Gözlerine tükürdüğümü senin ya. Sen başını. Bir dakika. Ya bir dakika lan. Yatır. Kimse benimle konuşamaz. Bu ne lan? Bu nasıl iş? Şerefsizler, hadsizler, terbiyesizler. Üç kuruş paranı köpeği olmuş insanlar. Lan lan, hiç kimse benimle böyle konuşamaz. Bravo. 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 Çok iyi. Lan oğlum, siz burada deli mi yeri tutuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Niye alkışlıyorsunuz? Bravo Hüseyin. Bu tavrın, bu çıkışın gerçekten çok hoşuma gitti be. Seni terfi ettiriyorum. Artık sen de diğer elemanlar gibisin. Hadi ya. Peki bir şey söyleyeyim, maaşım o da attı mı? Yok. O asgari ücret artı sigorta. Efendim, merhabalar. Ben iş başvurusu için gelmiştim. Aa, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldin. Senin gelmişin, geçmişin çok hoşuma gitti. Çok güzel, çok güzel. İş aldım seni. Oo, maşallah. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Boncuk gözlü ya. Tebrikler, tebrikler. Allah utandırmasın sana. Çok tatlısın. Güzel, nur yüzü, nur. Evet arkadaşlar, toplantımıza devam edelim. Hüseyin, evet. Bugün bizim güvenlik görevlisi arkadaşımız işten ayrıldığı için senden bir ricam var.
Bu bir hafta boyunca binanın güvenliği geceleri artık senden sorulacak. Siz nasıl isterseniz efendim, emriniz olur. La çakmam Eylül! Sen ne hazır vurgun, senin saçını başını dibarı sektiririm lan, ağzını burnunu kırdım lan! Bardaktı bir, kırık şuradan! Ne oluyor beyefendi, ne yapıyorsunuz? Oğlum sana işi öğretiyorum lan, iş hayatı böyle. Bağıranı adam diyorlar bu. Hayırlı kısmet nedir? Kim anlatabilir bunu bana? Burada bir beyefendi var. Ben arkadaşım İsmet'e selam söylemek istiyorum burada. Beni görecek. Mahalleden arkadaşım. Şimdi 35 yıllık bir binamız var bizim. Yani hayırlı İsmet diyeceğim. Hayırlı İsmet. 35 yıllık bir binamız var. Burada ikamet ediyoruz. Bir dış cephe sorunumuz var. İşte bunu yaptıracağız, ettireceğiz. Para bana röleveyi verin, ben ilgilenirim ondan. Yani İsmet arkadaşımız gelmiş sağ olsun, araştırmış. Dedi, oğlum bak senin evin önü uygun. Hani buraya birkaç ATM binası şey olur, makinesi olur, para çekme makinesi. Abi ne yapıyorsun? Ondan sonra... İsmet kim abi? Doğru söylüyorsun. Lan bir bakalım bu işe falan dedik yani. Ondan sonra... Araştırdık. Aracı bir firma bulduk. Çok affedersiniz, şöyle gelebilir misiniz? Gelin. Şu kameranın yanına, biz bu hikayeyi çok merak ettik. Doğru mu anlamışım? Ben hayırlı kısmet sordum, size arkadaşım... Ben hayırlı İsmet'ten konuşuyorum. Yani bana kısmet, yani kısmeti gösteren oldu. İsmet burada mı? İsmet burada değil, mahallede muhtemelen seyredecektir herhalde. Mahallede şu anda? Kahvededir. Kahve içiyor. Kağıt oynuyordur. Bir firmada da işsizdi. Yakın bir zamanda iş buldu. Bir böyle firmada bir... işsizdi. Aynen öyle. Hemen biz böyle giderse İsmet Bey'in çizgi filmini yapacağız. Hayat hikayesi. Böyle diyelim. Şimdi ben hayırlı kısmet sordum. Siz bana İsmet diye abdestler... İsmet'in hayrını anlatıyorum. Yani İsmet hayırlı bir iş yaptı, bana bir akıl verdi. Ben de bununla ilgili bir araştırmaya girdim. Ve şu anda onun meyvelerini alıyorum. Ne meyvesi? Yani... Ya işte diyorum, evimin önüne para çekme makinesi koydurdum ve buradan aldığım paralarla ben evimin dış cephesini yaptıracağım. Bu benim için bir kısmettir. Bunu da yapan İsmet'tir. Doğru mu? Doğru değil mi? Yani oradan selam ediyorum. Nereden kendisi. Arkadaşsınız? Mahalleden mi? Mahalleden, çocukluğumdan arkadaşım. Şahane. Var mı İsmet Bey'le ilgili eklemek istediğiniz bir şey? Vallahi seviyorum. Kucak dolusu sevgiler. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek. İyi akşamlar. Şimdi biz kısmeti bir kısmet programında arasak nasıl olur diye düşündük. Kısmet programımız başlayacak. Jürimiz gelecek. Ve bir kızımız var, ona talipleri de teker teker tanıyacağız efendim. Buyursunlar, buyurun. Evet sevgili seyirciler, Kısmet Sistiniz'e hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden... Şimdi öyle bir gel ki, renk yani rengarenk olsun burası. Daha renkli ol, daha... Eğlenceli, daha coşkulu ol. Şu programı aç. Tamam hocam. Doldur bu sahneyi. Alalım müziği. Seni öldürürüm. Bunu ama hocam, onu siz izlediniz. Tamam. Ne kazandığını ben arkada vereceğim. Evet sevgili seyirciler, Kısmet Sistiniz'e hoş geldiniz.
Hiç vakit kaybetmeden çok değerli jüri üyelerimi buraya çağırmak istiyorum. Onlar hayırlı olacak kısmeti 80 mil öteden tanırlar. Onlar talibinizin mal bildirimini yaparlar. Onlar bir bakışta SGK'lı mı, Bağkurlu mu yoksa işsiz mi, sapsız mı diye anlarlar. Onlar çekirdek teyzeler! Çok güzelsiniz, çok enerjik, kıpır kıpırsınız. Aferin kıpırlan çatır! Bayram şekeri gibi çocuk, maşallah puh! Çöpsüz üzüm yerim valla. Divalarım yine her zamanki gibi çok enerjik. Buyurun sizi yerinizde alalım. Sevgisi nikahını al. George Clooney'im, George Clooney'im. Tütüm olun ya benim tütüm. Efendim iltifat ediyorsunuz, teşekkür ederim. Evet, içeride güzeller güzeli. Ama o kadar da hata yapmış bir arkadaşımız var ve onun da 3 tane taliplisi var. Yeter geliyor! Nasıl ama? Nasıl? Güzel değil mi? Taş, taş! Kız taş değil, bu tektonik kaya! Kızım maşallah! İplik gibisin, iplik! Sen nasıl düştün buralara? Yok yok, ben düşmedim teyze. Oturuyorum ya şimdi. Beyni yok. Ama konuşmazsa gideri var. Evet Yeter, gerçekten merak içindeyiz. Neden buradasın? Merhabalar, ben Yeter, 28 yaşındayım. Hayırlı bir kısmet arıyorum. Hayırlı bir kısmet olmazsa hayırlı bir ismet de olur. İnşallah. Ben hiç evlenmedim bugüne kadar. Boş zamanlarımı hep boş, boş, boş geçiririm. Dolu zamanlarımı hep dolu, dolu, dolu geçiririm. Eğer bir kuş olmak isteseydim, buzağı kuşu olurdum. Çünkü buzağı bir kuş değildir. O zaman ben de bir kuş değilimdir. Tansiyonum çıktı. Bence çok tatlı. Peki Yeter, neden buradasın? Ne istiyorsun? Merhaba, ben Yeter. Ben siyaha beyaza, gecemi aydınlığa, karanlığımı ışığa çevirecek bir insanı arıyorum. Kızım, sen ampul arıyorsun. Onlar burada var. Vay, bu iyiydi. Evet, ilk talibimiz Kuzey Kıbrıs'tan İbrahim geliyor. Aa, yok yok, ne olursunuz. Kuzey Kıbrıs gerçekten çok uzak. Zahmet etmesin, vaktim yok. Hemen kısmeti bulmam lazım. Zaten Karadeniz'den buraya o yolculuk çok uzun sürer. Ya bu çok saf ve temiz değil mi? He güzellerim?
ama daha çok saf. Evet, İbrahim geliyor. Oğlum ne titriyorsun? Titreşim modunda kalmış gibi. Hoşunuza gittiyse bir maşallahçık yeter teyzecik. Ben altın günlerinde büyümüş bir insanım. 7 yaşıma kadar kuru kısırcıkla beslendim. Belli belli kısır döngü. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Ne yapayım? Kusura kalmayın, biraz heyecanlıyım. Karnımda kelebekçikler uçuşur. Aa, geçmiş olsun. Mideyi bozmayasınız. Evet, ilk anda bir tepkileşim oldu. Peki İbrahim kendini anlatacağı bu bölümde bakalım neler yaşayacak? Kendimi anlatım bölümü. Evet, merhabalar. Ben İbrahimcik. Rıpırsık'tan gelirim. Anam görmüş, yeter hanımcık. Ama ben görmemiştim daha önce. Kendisine güvendim, geldim. Maşallah. Hellim gibi kadın. At tavaya erisin. Kıbrıs'ın neresi? Malatya. Kıbrıs'ın Malatya ilinden. Ne oldu Kıbrıs? Biraz zorladı tabii değil mi? Ama çalışmışsın, değişik bir Kıbrıs çıkarmışsın bize. Böylesi de var ama, ben gördüm. Gördün mü? Nerede gördün? Ne civardaydı tam? Malatya. Buyurun. Ben İbrahimcik, Kıbrıs'tan gelirim. Allah seni inandırsın. İsteyene isteyene ama. Anam görmüş, yeter hanımcık. Kendisine ben güvenirim. Gördüm, geldim, beğendim. Maşallah, helim gibi kadın. At tava erisin. Bir de diyeceğim şu ki, eğer isterse kendisine çok pis talipçik. Yavrum! Sen hiç bir bizonun bir celala talip olduğunu gördün mü? Ne oldu? Bizonla mı gitti? Yine de bir çekimi var küçükçüğün. Ama yer çekimi gezegen gibi. Ben de yapacağım ben şimdi. Kız fıstık gibi. Oğlan armut yastık gibi. Tadında bırakmayı öğrensin, 10 yıl önce ölürdün. Hanımın yanında beni pis gömüyorsunuz, yıpratıyorsunuz, gücenirim. Acaba ben hayatımda ilk defa teyze falan taklit toplamıyorum, ne yapayım, gideyim mi? Çok sarsığım. Siz bana bir şey mi ima edersiniz jüricik? Alıcık! Biz sana doğruyu söylüyoruz. Sen buharlı tren kazanı gibisin. Yemişsin, yemişsin, semirmişsin. Ondan sonra da bu kızın yanına geliyorsun. Ya ilişki simetrisi diye bir şey var. Sen bir bakmıyor musun kendine be? Hayır, anlatamıyorum ama kilo değildir bu. Kısırcık kazı. Bilirsin, bulgurcuktan yapılır. Meşhur Kıbrıs'ın. Biraz da Malatya'nın. Evet, evet. Uzatmadan divalarımın görüşlerini alayım. Hadi bakalım. Vallahi ben bu havai fişek gibi kızı bu kız kaçırana vermem. Aa da sana zaaat! Her şeyle bu kıza extra large'dır bu çocuk. Kesinlikle hayır veriyorum. Vallahi annesi babası hobi olarak yapmış bu çocuğu. Ben bu kıza layık görmedim. Olmaz! Vermesiniz vermeyin be! Zilli kurti! Zenger! Hellim! Sinirci bozdunuz burada benim. Ben giderim. Anam da size yapsın inşallah. Bıyy! Ağlarken daha da bir beter oluyor be. Davlum baskılık. Evet, İbrahim'i 3 hayırla hayırlara uğradık. Şimdi de Mesut geliyor. Mesut, hoş geldin. Biraz kendinden bahset. Ben tuhaf bir tipim. O belli zaten. Evet, ben insan severim, kalabalık severim, tam bir doğa severim.
Aslında çok zorlamayayım. Ben bunu alayım, böyle gideyim ben en iyisi. Yok kızım, kalma ya. Bunun okumayı severim dedi. Daha bunun okulu bitmemiş belli yani. Tabii, kalabalık severim dediği de yurtta kalıyor belli. Doğa severim dediği de toplu taşıma kullanıyor. Aslında biraz doğru. Ben yolsuzum. 2 lira olan var mı? Karşıya geçeceğim de. Ya bir de para istiyor ya terbiyesiz. Senin o burnun suratına sonradan mı indi? Yoksa senin suratına füze mi indi? Bana büyük terbiyesizlik yapılıyor mu? Hı? Yavrum, burada şu an büyük olan tek bir şey var. O da senin sadrazamın kayığı gibi olan burnun. Neden devamlı benim burnumdan bahsediliyor? Ben sadece buraya Yeter Hanım'ı görmek için gelmiştim. Aslında bence burnu olanaklar şeyinde güzel. Çok tatlı, cheesecake gibi çocuk ya. Kızım! Bak bu var ya bu, iç güveysi gelecek sana, iç güveysi. Evinde, paranda, pulunda, arabanda gözün. Hayır, yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz bana. Ya bizim sana iftira atmaya boyumuz yetmez be! Ne sırrıydı o? Ne sırrı? Fasulye. Şey onu ha hatırladım. Geri sarayım. Ama bitti şimdi. Ne yapıyorsun? Geri sar ya. O zaman geri sarıyorsan biraz daha haşin ol ve daha bezdirici ol. Kabukları yiyeyim mi? Geri tam sayalım. Kabukları birleştir, içini doldurun. Yok yok. Şeyden al. Senin lafından. Yüksek daha atlamaz. Daha gerçekleri suratına vuruyormuş gibi. Daha haşin ve daha yani onu kendine getir. Bak oğlum de, dikkati üstüne çek. Sonra ona güzelce uygulayarak anlat. Uygulayarak? Evet, uygulanacak bir... Ben bunu yapamam. Uygulanacak bir yeri varsa uygulamayı da yap. Neyi uygulayayım? O arada çekirdek yemen gerekiyorsa çekirdeği de ye. Ha, bir de 10 takla atıp... Burnumla şey ilgili mi öğüt versin? Ağzımdan ateş çıkartıp şakamdan da tavşan çıkar. Hayır. Ya? O çok olur. Ben nasıl yapayım bunların hepsini? O zaman böyle hepsi bir şey yapsın. Ben niye tek başıma... Ben sana... Aynı parayı alıyor. Sen sıkıştığın yerde onlara da de ki, değil mi kız de, siz de bana destek olun de, onlar da sana yardımcı olsun. Hepsini bir bir yapacağım, sırasıyla. Sırasıyla yapacağım, şimdi bekleyin. Tamam, bekleyin. Tamam, hazır. Oğlum bana bak. Hı. Burnunu çek aradan, öyle bak. Böyle iyi mi? Sen başta ciddiye alma, sonra rencide ol. Oğlum bana bak, bana! Yüzüme gölge düşürdüm, bak ışığı alamıyorum, bana bakınca. Evet, hadi hadi. Oğlum! Efendim? Bak, senin o burnun... Senin doğuştan mı o burnun öyle? Ha? Adı var mı onun? Adı. Mutlaka vardır. Dertleşmişsindir desen. Yapacak bir şey yok yani. O senin mal varlığın sonuçta. Tek varlığın. Ben ağlamalıyım ben. Bence ağlamalıyım. Evet, evet. Çocuk da skece devam edecek. Çok da ben yorma onu. Ya. Mesajları net suratına çar. Son söylediğim sana. Sen bak, bu mesajım son. Yüksek atlamazsın. Aslında belki yeşil giyersem çok yakışabilirim. Bak yine ne güzel konuştu ya. Şu güzelliğe bakın ya. Divalarım, güzellerim. Güzellerim sizin yorumunuz ne? Güzellerim yorumunuz da sizin. Bana bakın, bu bize yürüyor ha. Hayır, biz beğenmedik. Ben de Fikriciğimle aynı fikirdeyim. Sana kocaman bin. Nezaket. Ne doğuracağım, ne oluyor? Bir
O zaman üç hayırla uğurluyoruz seni Mesut. Ben sizin mezarınız... Allah cezanızı versin, ölün. Ama gerçekten işte benim ömrüm böyle. Adeta bir çekirgenin ömrü gibi. Bir sıçrıyorum, iki sıçrıyorum, üç. Üzülme yeter, içeride bir talibin daha var. Hemen Bahadır geliyor. Efendim Yeter Hanımcığımın yanında tabi hiçbir güzelliği anlamı kalmadı ama olsun, adetindir. Evet, Bahadır Bey Yeter Hanım'a jest yapmış ve çiçek getirmiş. Roka mı lan bu? Efendim şimdi şöyle oluyor, benim Konya'da bir manav dükkanım var. Oradan Yeter Hanım hani çiçek mahiyetinde hani onu getirdim. Yalnız tazedir, ayrıca göze ve dişe çok iyi gelir. Çok teşekkürler, benim gözlerimle zaten. Bir roka yaramadı ama olsun. İçinden gelmiş. Bahadır, seni tanıyalım. Efendim ben Bahadır. Bu zamana kadar gururla söyleyebilirim ki hiçbir kadın eş bir ilişkim olmuş değil. Lakin bir para üstü alışveriş sırasında bir kadınla şöyle bir el ele değdik, sonraki üç saat bende yok. Kızlar, bu sap kelimesinin TDK sözlükteki karşılığı gibi. Baltasız sap, karşı cinste aradığın özellikler nelerdir? Şimdi karşı cinste aradığım en önemli özellik kadın olması. Yani dişi olsun bana yeter. Dişi olmasa da olur, kadın olsun. Karşı cins dediğiniz çünkü kadın olur. Fikri Bey, şimdi benim bu detayı iyice gözden geçirmem gerek. Anlamadığım bir mevzu oluştu. Şimdi karşı cins dediğinde, karşı cinsteki erkek... biz Avrupa tarafındaysak... karşı cins erkek mi oluyor yoksa Kadıköy kısmı mı oluyor? Vay anam, o neydi? Beyinsiz yaşam formu ya! Teyzelerim, adayımız için görüşünüz nedir? Vallahi ben sadeyim. Bu kadından falan anlamam. Bunun anladığı tek kadın Ayşe kadın fasulyesidir. Bitkisel hayat bu, bitkisel hayat. Olmaz Rukoyla. Vallahi çok zor durumda kalırsın, hiç bundan olmaz. Ya! İnşallah, inşallah yediğiniz sebzelerden kum çıkar. İnşallah karpuzun keleğine denk gelirsiniz yani. Neyse, kızsız kaldım ama... Roka hiç olmazsa bende. Fikri Beyciğim izin verirseniz bir de reklam yapmak isterim. Buyur. Bahadır manavları. Bahadır manavı. Bahadır manavı. Konya merkezde. Bilir herkes de. Bahadır manavı. Bahadır manavı. Konya merkezde. Bilir herkes de. Saygılar. Çok aradım ben bu manavı. Çok aradım ben bu manavı. Hadi hadi. Çörük mağarı. Şimdi ne oldu Fikri Bey? Benim hiç kısmetim çıkmadı. Dolayısıyla ben kaldım mı evde? Ya kızım sen ne kısmet bekliyorsun? Sen bir yangın çıksa yangından ilk kurtulacak mal gibi kızsın, taş gibi kızsın. Maşallah sana, püf da sana be anne. Yeter Hanım öyle güzelsiniz ki. Vallahi format patlamasa ben bile talip olabilirim size. Ya Fikri Bey, bunun beynini tipine bölsek elimizde sıfır kalır. Siz bırakın bunu da olgun bayanlarla ilgilenin bence. Aslında Fikri Bey ben çok isterim. Teyzeler de sizi saatlerdir övdü bitiremedi. Nasıl olur bilmiyorum. Olur mu acaba? Vallahi siz isterseniz ben çok heyecanlandım. Bir çay içmek isterim Yeter Hanım'la. Ben olur diyorum çünkü sonuçta boş çıkacağıma. Bir şekilde inşallah Allah'ın izniyle. O zaman ben bir kapanış yapayım, geleyim. Yapın lütfen, sonu gelsin artık. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Belki de önümüzdeki hafta kısmet sizsiniz. İyi akşamlar, hoşça kalın. Dairem var demiştiniz, değil mi? Daireniz var, değil mi? Kızlar gene sap gibi kaldık. Gitti Malmedel gibi çocuk. Ah kızlar, eskiden böyle miydi? Kimler kimler sıraya girerdi, ekmek kuyruğu gibi olurdu bizim evin önü. Ah nerede o eski günler? Oh o anılar. Ah anılar, ah anılar. Bir anılar mı? Anılar, bir anılar dedi. Biz? Coşkun'la bak. Evet, ay. Sizin gibi güzel hanımları görünce, üzgün görünce dayanamadım geldim. Ay. Beni al
Bence ben sizi almayayım bir dakika. Bence ben sizi almayayım. Ben bir şarkı okuyayım daha iyi. Ha? Hangimize? Hangimize? Hiç kimseye değil. Ben ortaya okuyacağım. Herkes kendi ortadan alsın şarkıyı. Ortada benim vardım, beni kastettim. Tamam. İşte ortaya okuyorum. Haydi bakalım. Gece seni düşündüm durdum, hatıralarla avundum durdum. Dün gece seni düşündüm durdum, hatıralarla avundum durdum. Seni yaşadım, seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin. Aşığım sana, doyamıyorum. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye kıyamıyorum. Bu ne büyük aşk, anlamıyorum. Aşığım sana, doyamıyorum. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye kıyamıyorum. Bu ne büyük aşk, anlamıyorum. Olsa yıllar, kan olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa aşlar. Sen olsa yıllar, kan olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa aşlar. Unutmam seni, yine severim. Alım yazımsın, yemin ederim. Unutmam seni,
abi, bunsuz olur mu? Şunu... Geçmiyor bu akşamlar, gönlümde dinmiyor arzular. Kavuşmak istiyorum, sarılmak istiyorum. Bak bizi bekliyor anılar. Uzak durma ne olur, bu kalbi sensiz taşıyamam. Artık benim olmasam bile seni görmeden yaşayamam. Yüzünü görmeli, sesini duymalıyım, anıları yaşamalıyım. Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım, anıları yaşamalıyım. Yüzünü görmeliyim, sesini duymalıyım, anıları yaşamalıyım. Vallahi harika, süper. Anılar. Anılar.
çiftimiz bir pansiyonda kaldı. Bakalım o pansiyonun sahipleri çiftimizin tatilini ne hale getirmişler izleyelim. Buyurun. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Şöyle. Bilal, Bilal az da bundan ye bak, az da bundan ye. Lan yengen yeni yapıverdi bunu ya. Muşbala reçeli al bakayım, al bakayım. Abim. Şu ağzımdaki pırasa leçeli bitsin, onu da yiyeceğim. Oğlum yiyiverin ya, yiyiverin ya. Mehtap, ver bakayım. Şunu da al. En çok da sen yiyeceksin kızım. Ay. Sopa gibi kalmışsın böyle ya. Vallahi bu güllerin dibine dikivereceğim seni. Yediver, yediver Nezaket, yediver. Yiyin yavrum, yiyin. Şehirde böyle organini, temizini bulamazsınız vallahi. Hormonlu hormonlu şeyleri yiyoruz orada. Yaratadını veriyoruz. Ya ne güzel ettiniz de geldiniz Bilal ya. Ne güzel ettiniz de bizim pansiyona geldiniz. Biz sizi çok seviyoruz oğlum. Biz sizi çok seviyoruz. Lan gel bak ya buraya. Sağ ol. Oy. Sağ ol Şevket abim. Biz de sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Sağ ol Şevket abim. Ben vallahi ömrü hayatımda sizin gibi müşterisiyle ilgilenen bir pansiyon sahibi görmedim abi. Az git abi senin ne olur. Ağzın, senin ağzını ortasına geçirivereceksin bak. Ortasını bir elimin tersine, tersinden geçirivereceksin Bilal. Sen ya. Nasıl konuşuyorsun oğlum? Canlıyım ya. Al ağzını burnunu sürün. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Yürüyün. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Görüşürüz abi. Şevket abim benim. Manyak bunlar ya. Bunlar delirmiş ya Mehtap. Sardalya'nın reçeli mi olur gözünü seveyim? Ha? Ulan Vedat Milor buraya gelse gurmeliğe tövbe edip diyete başlar adam ya. Toparlar gidiyoruz. Ay gidelim mi Allah aşkım gidelim ya. Bu ne ya? Vallahi annem bana bu kadar ilgi gösterse evlatlık mıyım diye şüphe ederim. Bilal ya, bunların çocuğu yok, ondan böyle davranıyorlar acaba? Ulan bunlar çocuğunu da reçel yapmıştır. Vallahi ben tam bir şey söyleyeceğim. O kadar böyle tatlı tatlı konuşuyorlar ki bir şey de diyemiyorum Mehtap. Altı üstü 10 gündür buradayız ya. Bu kadar samimi olur mu arkadaş? Ya böyle ne bileyim, insanın hoşuna da gitmiyor değil aslında. Böyle samimiler, sıcaklar. Ay ne yapsak, gitmesek mi ya? Sakın! Sakın kendini kaptırma Mehtap. Tamam benim de içim burkuluyor ama yani arkadaş biraz daha kalırsak bu adam bizi soy ağacını aşılatacak ya. Ya adam git. Bırakayım da sonra arkamızdan sövmesinler evet, aşkım. Evet tamam. Beyza! Sizin fazladan bir şey getiriverdik yavrum. Gece ayaz olacak diyorlar. Üşütmeyin Bilal. Siz ne ediyorsunuz? Biz ne edeceğiz ya? Ne yaptık ki biz? Hemen insanın üstüne geliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadık. Yatağa girmeden biraz ısınma hareketi yapalım dedik abi. Sonra yatağa girince sakatlık çıkıyor. Hadi Mehtap dur. Hadi bir, iki, bir, iki, bir, iki. Hadi. Beni yalan konuşma Bilal. Beni yalan konuşma. Valizinizi hazırlamışsınız. Ortalık yere para bırakmışsınız. Siz gidemez mi olsam Bilal? Ya şey aslında Şevket abi şimdi biz artık aile eve çıkmaya karar verdik. Ya Mehtap saçmalama artık iyice kaptırdın kendini ha. Şevket abi biz gidiyoruz ya. Sizin bal dudaklarınız ne konuşu? Nereye gidip dur? Bizden beri bizim yaptığımız en ayıp şey okey oynarken taş çalmak ya. Alttan böyle uzattım hep. Biz size kendi ailemiz gibi görüyorduk emme. Yanılmışık. Hem de büyük yanılmışık Bilal. İşte sorun da burada Şevket abi. Biz de sizi ailemiz gibi görüyoruz artık. Hayır geçen gün Bilal'le kavga... Yaptırttın. Hepsini de löp löp yuttun maşallah. Ben sana balık vermedim. Ben seni tutmayı, temizlemeyi yapmayı öğretiverdim. Abilik ediverem dediydim emme. Büyük hata etmişim.
Şevket abi. Bak ben de ne zaman denize gitsem Nezaket abla koltuğumun altına böyle leğen sıkıştırıyor. Akşam sofrayı ben kuruyorum. Hayır bu nedir yani? Geçen gün Nezaket abadan yıllık iznimi isteyecektim. Konuş konuş geç konuş şurada. Kendini evinde hissedersin diye yapıverdim yavrum. Ne bileyim yorulmuşum. Ya şimdi bak Şevket abicim. Tamam biz böyle... Ya lütfen ama artık. Şevket abi ben karınla baş başa Alaçatı'da tatil yapmak istiyorum. Anla artık bunu ya. Alaçatı? Evet. Alaçatı ya. Alaçatı. Bak biz böyle samimi, güzel, doğal bir tatil yapalım diye pansiyona geldik ama yeter artık yeter. Biz artık tatil köyünde tatil yapmak istiyoruz. Buramıza kadar geldi. Konuş. Konuşuyorum Bilal. Bak sorun çatıysa bizim pansiyonun çatısına çıkın orada yapın tatilinizi. He? Alaçatı. Sen götü verem ondan sonra bakarsın böyle açık. Ne güzel böyle kabak gibi, mehtap gibi şey var. Ne güzel manzarası var. Abi lütfen artık ısrar etme ya. Bizim için kolay mı sanıyorsun ha?